Çin meselesi giderek yankılanarak piyasalarda etkisini sürdürüyor. Yuan'daki hareketlilik. Hepsini masaya yatıracağız. Bloomberg.com adresine sorularınızı da yönlendirebilirsiniz. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş bugün bizimle. Ekin hoş geldin. Hoş bulduk güzel. Sohbetimize başlamadan önce bir Dubai kur savaşlarına dikkat. Çok da doğru bir uyarıda bulundun. Teşekkür ediyoruz Ersoy Kazancı. Onshore offshore makası aldı başını gitti. 2015 seviyelerine geldi. Acaba aynı kriz tekrarlanır mı? Daha doğrusu 2016 Şubat seviyelerine geldi. Bununla başlayalım istersen Ekin. Çin'de son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Yuan'ın işte bugün itibariyle makasın bu kadar açılması, bir yandan devlet müdahale ediyor kura. Nereye evrilecek bu hikaye sence? Şimdi Çin'le ilgili şöyle bir durum var Güzem. Geçtiğimiz sene boyunca, bir sene boyunca neredeyse işte Çin'de bir kriz beklentisi vardı. Ancak Çin'de o beklenen kriz yaşanmadı. Bu sene itibariyle baktığımızda hiçbir raporda Çin'le ilgili böyle bir beklenti görmüyorum. Dolayısıyla belki bu sene kimsenin beklemediği bir anda. Genelde beklenmediğince oluyor. Aynen Brexit öyle. Brexit gibi, Trump gibi. Aynen öyle. Ama yani şaka bir yana Çin'in bu sene gerçekten sadece Çin açısından değil aslında birçok gelişmekte olan ülke piyasası açısından zor geçecek. Kura müdahaleler çok fazla sonuç vermiyor. Bu bizim 2014 zamanındaki para politikamıza benzedi. Kur geriledikçe müdahale geliyor. Müdahale geriledikçe daha fazla bir hareket görüyoruz. Bu bir miktar hem rezervler açısından sıkıntıya sokuyor. Gerçi Çin'in çok ciddi rezervleri var ama yine de piyasa güveni açısından olumsuz. Burada tabii ki Trump'ın söylemleri çok rigid. Yani Meksika ve Çin'le ilgili söylemleri o kadar radikal ki ve kabineye aldığı üyeler çok bu kasırganın devamını getirecek üyeler. Yani Çin'le ilgili özellikle dış ticaret ilişkilerine bakması için getirdiği bir adam var. Peter soyadını hatırlayamıyorum. Onun bir kitabı var. Yani o kitabın da Çin'e o kadar nefret kusuyor ve o kadar Çin'den alınan malların Amerikan ekonomisini çok fazla yorduğundan bahsediyor ki bu adam dış ticaret ilişkilerini yönetecek. Dolayısıyla hani şu tartışma var ya, Trump bu kadar konuştu söylediklerinin hangi birini yapacak ya da ne kadarını gerçekleştirebilecek. Bu hakikaten bir soru. Amerika'daki bürokrasi çok güçlü. Bu söylediklerini teker teker gerçekleştirmesi belki zor ama gerçekleştirme amacından vazgeçecek gibi gözükmüyor. Bu da mevcut volatilitenin ne yazık ki artarak devam edeceğini işaret ediyor güzel. Peki istersen hızlıca şu tabloyu da bakalım. Çünkü şimdi elindeki ABD tahvillerini satıyor. Yani acaba Trump'ın söylemlerini o da elindeki Amerikan tahvillerini satarak mı cevap veriyor? Çok sert bir düşüş var. Evet, evet. Şimdi bunun devamını bekler misin? Ve sence işte aslında benzer bir hareket Japonya tarafında da var. Çin'in, Japonya'nın, Asya ülkelerinin ya da diğer ülkelerin önümüzdeki günlerde elindeki ABD tahvillerini satması o taraftaki tahvil faizleri nasıl etkiler, piyasaları nasıl etkiler? Şimdi şöyle, bu hareketin devam etmesi bekleniyor. Özellikle Japonya'da Çin'de olduğu kadar değil ama Çin'de hakikaten çok sert bir satış var. Ve Çin ABD tahvillerinin bir numaralı tutucusu diyeyim. 1.1'e işte 1 milyar, 1 trilyona kadar geledi. Aynen öyle. Şimdi burada bir soğuk savaş gibi bir rüzgar esiyor. Bunun devamı tabii ki bekleniyor ama bu hareketi yapması Amerika'yı ne kadar vurur? Orası da tartışmalı çünkü Trump'ın yani açıklamalarının olduğu bir rapor var. Böyle tek tek madde madde yazılmış. Çok radikal Güzem, hakikaten çok radikal ve seçildikten sonra bile şimdi 20'sinde koltuğa oturacak. Ondan sonraki 3 ayı biz birazcık daha yakından izleyeceğiz ama hiçbir geri adım yok. Yani geri adım atmadığı gibi aynı rigid söylemlerini devam ettiriyor. Başa getirdiği adamlar yine keza aynı şekilde. Dolayısıyla hani Çin ABD tahvillerini satar. İşte oradaki faizlerdeki volatilite artar vesaire. Bu tabii ki Amerikan ekonomisini yorar. Hele hele Fed'in bu kadar yüklü miktarda faiz arttırmana hazırlandığı, en azından bunun için tetikte olduğu bir dönemde elbette oradaki volatiliteyi arttıracaktır. Ancak bunun Amerika'nın söylemlerini geri çekeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Trump bir de şöyle bir şey var. Burası biraz bilinmez. Aslında şu an konuştuğum şeyler tamamen hani karanlıkta yön bulmaya çalışmak gibi. Trump'ın bir başa gelip ondan sonraki yani 70 gün 100 gün aralığını bir görmek lazım. Kişi partisi de değil. Belki onu da altını çizmekte fayda var. Az önce yani konuşmamızın başından beri belirttiğin işte maliye politikalarıyla ilgili kimin ilgileneceği, işte dış politikayla kimin ilgileneceği, Trump'ın ekibi diyelim. 20 Ocak sonrası diyorsun ki daha rahat önümüzü görmemize sebep olacak. Ama benim anladığım
Çin'in Yuan'ı konuşuyoruz ama Çin'i biz Trump'sız konuşamayız diyorsun. Artık yeni dönemde biz de o taraftan bakmak lazım. Peki şimdi bugün tabii Cuma haliyle tarım dışını da bekliyoruz artık. Son gelen tutanaklar, işte Fed'in faiz artırımı vesaire. Sen ne beklersin bugün tarım dışı istihdamından ve piyasada etkisi nasıl olacak sence? Şimdi bugün 180 bin civar bir beklenti var. En son Bloomberg'daki beklenti o şekildeydi. İşte 178 bin revize ediliyor zaten. Evet, aynen öyle. Şimdi ADP verisi dün açıklandı. Normalde çarşambalar açıklanıyordu ama yeni yıl tatili nedeniyle bu yılın ilk haftasına perşembe günü açıkladılar. 153 bin geldi. Kötü geldi. Ama burada şunu ifade etmek istiyorum. ADP ile tarım dışı arasında her zaman doğru bir korelasyon olmayabiliyor. O yüzden onu çok tabii ki önemli. Hani özel sektörün verisi çok yol gösterici. Ama biri azalış kaydettiğinde diğeri yükseliş kaydedebiliyor. Onun bir altını çizmek isterim. Ve biz artık Cuma günü, her ayın ilk cuması, tarım dışından ziyade birazcık daha ortalama saatlik kazançlara yöneldik. Çünkü Amerikan ekonomisi doğal işsizlik oranına ulaşmış bir ekonomi. Dolayısıyla bu ne demek? Artık biz eskisi gibi öyle 200 binlerin çok üzerine çıkan, işte 190 bin, 210 bin, 240 binlerde gelen tarım dışı istihdam verileri görme ihtimalimiz düşük. İşsizlik oranı %5'in altına geriledi. Artık o steady state dediğimiz noktaya ulaşmış bir ekonomi var. Ve alınan, kat edilen yollar daha sınırlı kalacaktı normal olarak. O yüzden tarım dışında bundan sonra 100 ve üzerinde gördüğümüz veriler olumlu olarak algılanabilir. Ama bugün dediğim gibi ortalama saatlik kazançlar bence çok çok daha önemli. Çünkü bir önceki dönem Kasım ayında %0.1'lik bir düşüş vardı ortalama saatlik kazançlarda. Aralık ayında 0.3'lük artış bekleniyor. Eğer böyle bir artış söz konusu olursa, ki biz bu yıl faiz artırımları konusunda her zamankinden çok çok daha hassasız. 0.3'lük bir artış olursa bu piyasada olumlu fiyatlanacak bir olgu olabilir. O yüzden birazcık daha tarım dışı da önemli. Çünkü piyasada fiyatlanır, fiyatlanmaz demiyorum. Ama Amerikan ekonomisinin makro gidişat açısından ortalama saatlik kazançları daha yakın verecek. Fiyatlamaları etkileyecek. Aynen, geçen ayda eksi geldiği için pozitif tarım dışının herhalde o şahin etkisini biraz törpülemişti. Aynen öyle. Bu ay pozitif bekleniyor. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Samet Bey de demiş ki ya zayıf gelmesini bekliyor. Onun kendi kişisel görüşü ama altın üzerindeki etkisi. Ekin çok sert bir satış var ve biliyoruz ki hani tarım dışına karşı çok hassas altın fiyatları. Kesinlikle. Çok sever tarım dışı verisini. Sever. Bugün ne beklemek lazım oradan? Hangi seviyeler ön plana çıkacak? Şimdi altınla ilgili şunu söyleyeyim güzel. Bu hafta başından itibaren yukarı yönlü bir düzeltmede. 1180'in üzerine çıktı. Şimdi bu sabah birazcık daha gerilemişti ama yaşadığı çok sert düşüşün ardından bir miktar talep gördü. Bu talebin sebeplerine bakalım. İşte 28 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Çin'de yeni yıl var. Ondan önce talep artar. Bir miktar volatilite görürüz. Her zaman olan şey. Dolar endeksi Trump sonrası rallisini bir miktar ara verdi. Birazcık geriledi. 101'li seviyelere kadar geriledi. Bu bileşenler altını yukarı yönlü destekleyen temel etkenler. Ancak bunların ikisi de geçici. Çin'de yeni yıl bitecek. Zaten onun etkisi bile azalmaya başladı. Dolar endeksindeki bu düşüşün ben bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Ve bu düzeltme... Dolayısıyla faizlerdeki düşüş de mi düzeltme sence? Yani 2.60'larda evet. 2.30'lara doğru gerileme. Evet, biraz öyle. Yani hem faiz tarafında hem endeks tarafındaki yükseliş hareketinin devamını beklerim. Özellikle dolar endeksinde 105'e doğru tekrardan yukarı yönlü bir dönüş gelirse çok fazla şaşırmayacağım. Dolayısıyla altını şu anda yükselten etmenler geçici etmenler. Bu da bize mevcut yükselişin sınırlı kalabileceğini, kısa vadede satış fırsatı verebileceğini bize söylüyor. Şu nokta önemli. Şimdi Amerika'da enflasyonist bir beklenti var biliyorsun. Enflasyonun artması bekleniyor. Altın enflasyon karşısında en önemli güvenli limanlardan biridir. Ne zaman piyasada enflasyonist bir baskı olsa hemen yatırımcılar altına koşar. Bu altın fiyatını da tetikleyebilecek, yukarı yönü destekleyecek bir etmen mi? Evet. Ama biz Amerika'da enflasyon kaygısını daha çok ikinci yarıda hissetmeye başlayacağız. Öyle hemen eyvah Amerika'da enflasyon çok yükseliyor, hadi daha çok alalım gibi bir olgu beklemiyoruz. O yüzden altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketinin payı biraz daha var. Yani buralı artık düşüş bitti demek için çok çok erken. Ben tekrardan o 1200-1300'lü seviyelerin altına doğru bir hareket beklerim. Ancak yılın ikinci yarısında birazcık daha Amerika'daki enflasyon odaklı olacağız. Dediğim gibi enflasyonist ortamda en fazla talep gören emtiyadır altın. Onu takip ediyor olacağız yılın ikinci yarısında.
Aslında dediğin gibi yani işte geçen hafta da mesela Credit Suisse'in altın stratejisi kanalın kırılmadığını söylemişti. Evet. O yüzden hatta tam sınırında şu aralar biraz gerçekten öyle yani dönüş yapacak. 1200 seviyeleri kritik evet. ama bu seviyelere dikkat etmek lazım. Çünkü evet. bu dolar ve ABD faizleri aleyhine olan durumun geçici olabileceğini evet. söylüyorsun. Önümüzdeki evet. dönemlerde değişebilir bu. Peki şimdi tarım dışı diyoruz altın etkisi vesaire ama FED muhakkak ki Trump'a bakacaktır. İşte en son tutanaklarda da onun mesajını aldık ama 3 faiz artırımını sen bekliyor musun 2016 yılının tamamında? Bu 3 faiz artırımı olur da gelmezse ve 2017 affedersin 2016'nın bir dejavusu olursa o zaman piyasalar nasıl tepki verecek? Şimdi 3 faiz artırımını bekliyor musun? Sonra şöyle cevap vereyim. Bence Fed'in bu yıl en çok yakın izleyeceği şeylerden bir başta Trump, ikincisi Avrupa'daki seçim silsilesi. Bu çok çok önemli. Çünkü Brexit sonrasında Fed'deki o ton yumuşaklığını unutmamak lazım. Doğru. Ve çok Avrupa'da yükselen ciddi aşırı sağ hareketi var. Ve bu aşırı sağ hareketi işte gerek İtalya'da bu Beppe Grillo'nun başa gelme ihtimali var olası bir erken seçimle. Bu adam İtalya'yı Avrupa Birliği'nden ayırmak için referandum düzenleme yanlısı. Le Pen ekiyor geri dönelim diyor. Ki Frank'tan da önce bir sistem. Ve sadece ticaret temelli bir birlik olsun diyor. Kur ve siyasi birliği atalım. Hı hı. Şimdi bunların hepsi Avrupa Birliği'nin varlığını sorgulan... Almanya seçimleri var keza. Almanya seçimleri var. Ha, orada da AfD partisi bu Almanya için alternatif... Almanca nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Merkel'in önünde ciddi bir rakip olacak. Merkel ciddi anlamda oy kaybı. Hala şeylerde birinci sırada bu arada anketlerde. Ama bir önceki seçime göre oy kaybı var. Bunun da temel sebebi mültecilere yönelik yaklaşımı. Mülteci sorununa yönelik yaklaşımı. AfD partisi çok rigid, çok radikal. Radikal İslam'a ve mültecilere yönelik çok agresif söylemleri var. Ve özellikle bu en son Noel Pazarı'ndaki patlamadan, Berlin'deki patlamadan da Merkel'i suçlu bulacak paylaşımları vesaire oldu. Orada da zorlu bir yarış olacak. Yani Merkel biraz sallanabilir bu yarışta gibi geliyor bana. Şimdi bütün bunları topladığımızda Fed'in çok daha rahat faiz arttırabileceği bir ortam yok bu yıl. Arttırmaz. 2016 ile kıyaslandı. Çünkü bazı stratejistler de şunu savunuyor. Yani en kötüsü geride kaldı. Çünkü bir ABD başkanını biliyoruz. Evet. Trump. Brexit'le yüzleştik. Artık işte Fransa çıksa ne olur, Almanya çıksa ne olur. Yani Brexit gibi bir gerçekle yüzleşmişken. O yüzden hani 2017-2016 ile kıyaslandığında belki bir tık daha az belirsizlik, daha fazla öngörülebilirlik. Ben buna çok katılamayacağım. Hı hı. Çünkü ya şu açıdan katılamayacağım. Çok önemli şeyleri geride bıraktık. Çok doğru. Ama belirsizlik devam ediyor. Ama bu yıl içerisindeki ya benim en çok korktuğum laf en kötüsü geride kaldı lafıdır. Hı hı. Ve bu yıl içerisinde şimdi Trump'ı gördük ama Trump aslında görmedik. Hani nasıl politikalarla karşımıza çıkabileceği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Söylediklerini yapacak mı? Ne kadar gerçekleştirecek? Yani Fed Trump ve Avrupa arasında sıkışmış bir Fed olacak. Eğer Trump çok şahin bu söylediği şahin açıklamalarının arkasında durursa Fed'in faiz arttırmama gibi bir şansı çok olmaz. Yani oradaki ekonominin tekrar 2008 dönemi ya da öncesi dönemini yaşama gibi bir lüksü olmadığı için 3 faiz arttırma olabilir. Olabilir. Bu Trump'a ve Avrupa'ya bağlı. Şöyle bir durum var. İşte belki Avrupa seçimleri başlamadan önce belki önden bir hamle almaya çalışır mı? Hani onu Trump'la birlikte göreceğiz. Emin değilim ama hani belki Trump birazcık yumuşak bir söylemle gelir ise Fed birazcık Avrupa konusu aydınlansın diye belki ilk hamleyi Mart'ta yapabilir. Yılın geri kalanında son iki ayında izlemeye alabilir. Örnek veriyorum. Bu tamamen bizim Trump'ı görmemiz lazım. Trump çok çok önemli bir nokta olacak. Kilit noktamız şu an Trump. O bir koltuğa otursun, ofise gelsin. Ondan sonra bir iki ay geçsin, biz biraz ortamı görelim. Ondan sonra piyasa fiyatlaması daha yerine oturacaktık. Ama 2017'nin 2016'dan daha kolay bir yıl olacağını çok düşünmüyorum. Evet. İstersen Türkiye ile tamamlayalım. Aslında sadece Türkiye'de de diğer gelişen ülkelerde. Bu bahsettiğimiz senaryolar içerisinde 2017'de özellikle yani 2016'ya baktığımızda işte son 12 ayda Rusya ve Brezilya'ya yaradı. Evet. Geçtiğimiz yıl. Evet. Borsalarına, kuruna yaradı. İşte yani inanılmaz dolar bazında %83 değer kazanmış BOVESPA. Evet. RTSI'da işte Rus endeksinin %60 değer kazancı var. Yaramayanlar kısmında ise Türkiye vardı. %10 zaten evet. borsa dolar bazında değer kaybetti. Kuru keza öyle. Hı hı. Fakat
2015'te de biz aynı durum, benzer durumdaydık. Evet. Yani 2 yıl üst üste hep negatif ayrıştık. Bu yıl da bu negatif ayrışma sürer mi? Yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerekecek? Bizim bu yılki negatif ayrışmamız bir miktar kendi iç politikamıza bağlı. Neden? Şimdi Trump İYM tarafına saldırıyor mu? Saldırıyor. Evet, işte Çin'e saldırıyor, Meksika'ya saldırıyor ki burada en fazla yaralananlardan biri de Meksika olacak. Ama biz dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Yani eyvah Amerika bizden mal almayacak diye bir korkumuz yok. Zaten o kadar yüklü miktarda bir ihracata sahip değiliz. Ama şu var, Çin'in ve Meksika'nın sarsıldığı bir İYM ortamında Türkiye'nin hiç etkilenmemesi de tabii ki olası değil. Seninle hep konuşuruz, burada da bir bulaşıcılık etkisi var İYM. Gençler ülkeler içerisinde. Aynen öyle. Yuan'ı konuştuk. Aynen öyle. Ki Çin burada birazcık tam merkezde bulunan ülkelerden bir tanesi. O yüzden oradan biraz nem kapacağız. Ama ben birazcık da artık içe dönük iş siyasette, işte bu başkanlık konusu ne olacak, erken seçim olacak mı? Yani 2 güne bir maalesef kayıplar veriyoruz. Bunları piyasa ne yazık ki fiyatlamıyor ama biz içten içe üzüntü duyup kaygılanıyoruz. Birazcık oradaki iç politika belirleyecek. En son enflasyonla birlikte zıplayan bir kur gördük. Merkez Bankası'ndan neleri çok önemli. Bu arada şunu da belirteyim. Biz Ocak ayı içerisinde baz etkisiyle birlikte 7,5'lara doğru gerileyen bir enflasyon bekliyoruz. Ama daha sonrasında hem gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş hem de kur geçişkenliği nedeniyle Mayıs ayına doğru tekrardan 9-9,5 bandına yükselmesini bekliyoruz enflasyonun. Şimdi dolar endeksi... İlk çeyrek itibariyle. Evet, ilk çeyrek itibariyle aynen öyle. Mayıs'a doğru ilk, yani ilk geri diyebiliriz. Şimdi dolar endeksindeki beklentiler ortada. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın hamleleri de belirleyici olacak ki biz maksimum önümüzdeki toplantı 25 bas puan daha faiz arttırımı gelirse gelir. Ondan sonra çok fazla majör bir hamle de beklemiyoruz. Dolayısıyla içerideki taraf böyle devam ederse negatif ayrışmamız mümkün. Ama şu tablo olur mu? Yani burada bizden çok daha fazla sallanacak gelişmekte olan ülkeler var açıkçası bu yıl içerisinde. Belki burada birazcık daha iyimser bir tarafta oluruz ama yine de pozitif artıyla kapatma ihtimalimiz şu an için düşük gözüküyor. Tekrar söylüyorum, Trump'ı görmek lazım. Trump çok çok önemli olacak. Peki petrol tarafını ve Merkez Bankası'nı da soracağım. Önce petrolle başlayayım. Petrol fiyatlarında sert bir yükseliş var. Evet. OPEC'i artık bir kenara bıraksak, işte ABD'deki stok datalarını sanki baz alıyoruz. OPEC daha açığa kavuştuğu için. Bu yükseliş devam eder mi? Devam ederse Türkiye için ne ifade edecek? Biz yine petrolün %2-3 artıda olduğu günler borsada ekside başlıyorduk. Çünkü dönem hep sürekli o ters korelasyon işliyordu. Bekler misin öyle bir hareket? Yani bu şöyle söyleyeyim öncelikle. Borsayla korelasyonu gerçekten çok çok aşikardı. Ancak biz petrolün düştüğü dönem içerisinde sadece bir kere ticaret fazlası verdik. O yüzden düştüğünden de çok fazla nem alamadık. Ama yükselişinden zarar görür müyüz? Görürüz. Dolayısıyla bu üfeye yansıdı işte. Aynen öyle. Şimdi dün Amerika'da petrol stokları açıklandı. Çok ciddi bir düşüş var. Beklentinin 2 katı kadar düşüş var. Bu biraz petrol fiyatlarını yansıdı ama şöyle söyleyeyim. Özellikle ham petrol çok uzun zamandır sürdürdüğü bir yükseliş kanalını kırdı dün itibariyle. Ben petrolde çok teknik tarafa inanmam. Çok siyasi bir emcadır çünkü ama yani bir miktar artık istikrara kavuşacak bir bant arıyor olabilir kendine. Çünkü musluklar, hep bunu konuşuyorduk. Geçen sene de bunu konuştuk. Üretimin dondurulması yetmez. Çünkü üretim rekor seviyelerde. Mutlaka bir düşüş gerekiyor bu üretimde diye. Bu düşüş geldi. Dolayısıyla buradan geri çekilme tabii ki beklenmez ama belki bir süre içerisinde istikrar, işte 55-60 dolar ya da 60-65 dolar bandında bir istikrar kazanma söz konusu olabilir. Ancak onun dışında geçtiğimiz yıllardaki gibi sert bir düşüş hareketi en azından beklenmiyor. Çünkü OPEC dışı ülkelerin de burada bir müdahalesi söz konusu oldu. Biz de bu üretimin dondurma şeyine katılıyoruz diye. Dolayısıyla dediğim gibi bir bant içerisinde istikrara kavuşmak isteyecektir ama sert bir düşüş beklemiyorum. 55-60 ya da 60-65 bandına bir istikrar beklerim. Peki son bir dakika içerisinde istersen Merkez Bankası'nı da biraz konuşup tamamlayalım.